Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif'im. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle ekipman işleyeceğiz. Daha doğrusu bu videoda sizlerle birçok şey yapacağız. O birçok şeylerden bir tanesi de ekipman işlemek. Ardından yağmacı etkinliği var. Yağmacı etkinliğinin sandıklarını açacağız. Bundan sonra yaptığım şeyleri parça parça küçük videolar olacağı için yapmıyordum. O yüzden sizlere gösterememiş oluyordum. Artık yaptığım şeyleri küçük küçük çekip en sonunda birleştirip atmayı düşünüyorum. Bugün bir ekipman işleyeceğiz. Ardından da yağmacı etkinliğini ben yapacağım. Şu an için daha başlamadım. Bir günüm var. Bugün full yağmacı keseceğim. Ondan sonra sandıklarını da beraber açacağız. Bugün ekipman işleyeceğiz. Ekipman olarak kutsal hakimiyeti işleyeceğim. Kutsal hakimiyeti işlemeye neden karar verdim bu arada? Aslında zevali bekliyordum. KVK map'e girdiğimizde zeval yüzüğünü alıp zeval yüzünü kritik basacaktım arkadaşlar. Onu zaten yaparız. Yani onun yarısı gelecek ekipmanların. 60 ekipman o zamana kadar birikir diye düşünüyorum. Bir de acelesi de yok. Zaten 5'te 5 ordumun aksesuarları tamamen yapılmış durumda. Kutsal hakimiyeti işlememdeki bir neden de arkadaşlar silah olarak mor silah kullanıyoruz. Kritikle beraber süvari savunması 17 veriyor. Bunun yerine bacaklık da işleyebilirim. Bacaklık işlediğimde de 12 sağlık veriyor. Yani burada bir buçuk sağlık fark var. Yani bir buçuk sağlık fark alabiliyorum bacaklık işlersem. Ama silahlık işlediğimde toplamda yüzde sekiz bir stats farkı oluyor. Tamam süvaride savunma daha önemli ama bu kadar fazla saldırı alabiliyorsak da saldırıyı da almamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kutsal hakimiyeti işleyeceğim. Yani yine kritik geleceğini pek ummuyorum. Yani hiçbir zaman daha tek seferinde kritik basmadım arkadaşlar. Yine basabileceğimi sanmıyorum. Ha bir bu arada mor buna geçmemdeki bir neden de simgesel özellik alıyoruz arkadaşlar. Yani mor sette tamam stats olarak bazı güzel şeyler alabiliyorsunuz ama simgesel alamadığınızda birazcık fark oluşmuş oluyor. Her neyse bastım gitti. Tabii ki de kritik gelmedi. Ya arkadaş bu kadar şanslı olunmaz ya. ya. Bastım çoğu ekipman kritiksiz geliyor. Buradan şeyi işleyebileceğiz. Daha doğrusu şu şekilde ayrıştırabileceğiz. Bunu ayrıştırdığımızda güzel bir ekipman parçası gelmiş olacak. Bundan sonrasında aksesuara doğru gitmeyi düşünüyorum. Belki bir de bacaklığı da yapabiliriz. Eğer bu KVK'ya yetişirse buna bacaklık artık kritikli deval eklemiş olacağız arkadaşlar. %25 saldırılı kutsal hakimiyeti bu şekilde yaptık. Hop simge yaparız. Üstüme gold aldığımda mı yapsam? Hadi yapayım ya şimdi. Çantamda çok fazla kaynak yok zaten. Bunları açmışım açmamışım çok da önemli değil. Şöyle simgeselini getirelim. Kutsal hakimiyet simgeselli olmuş oldu. Evet yağmacı etkinliğinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yağmacı etkinliğinin çoğu kısmını bitirdik. Daha doğrusu memo bitirdi kendi hesabında. Ben daha devam ediyorum i̇lk başta Memo'nun hesabındaki sandıkları açacağız. Toplamda binden fazla sandık bu videoda açılmış olacak. Yeni yağmacı etkinliği bildiğiniz üzere bir tık daha kötü öncesine göre. Ama yağmacı etkinliği hala yağmacı etkinliği. O yüzden yani hızlı ihtiyacınız varsa yapmanız gereken bir etkinlik. Bir de bu yağmacı etkinliği çok güzel etkinlikler üzerine birleşti. Burada ağaç etkinliği var. Ağaç etkinliği ile beraber barbar istilası var. Bu barbar istilası çok güzel bir etkinlik arkadaşlar. Özellikle hırsızı yakala gelirse size boss olarak acayip fazla gold veriyor. Totalde en son seviyeye geçerseniz 75 tane 200 binlikten gold verme şansı var. Ama bana genellikle 8. ve 9. seviyede kaldığımdan dolayı 8 milyon gold geliyor. 8 milyon gold da sadece barbardan almak çok önemli bir şey. Yani 8 milyon gold demek bir tane farm hesabıyla 2 kere falan hatta ne ikisi 3-4 kere pite girip çıkmak demek. Yani bir gün boyunca pitten toplayacağınız bir orduyla kaynağı hırsız yakala etkinliğinden alabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir kaynak demek aslında. Bir de barbar bar keserken alıyorsunuz. Yağmacının ödülleri artı ağacın ödüllerinin yanı sıra. Bunu da almış oluyorsunuz. Tek kötü yanı bunun sınırlı bir sayıda geliyor olması. Sınırsız sayıda gelseydi bu sefer kaynak sıkıntımız kalmazdı gerçi ama. Her neyse yani bu şekilde etkinlikler birleşti. O yüzden bayağı verimli oldu bizim adımıza. Şu an 3004 krallık sıralamasında birinci gidiyor ya amacı da. 2988 ile aramızda çok az bir fark var. Müttefikler olarak da şöyle göstereyim sizlere. 2999, 2990, 2987 müttefiğimiz. Bunu KVK'ya girdiğimizi daha ayrıntılı bir şekilde bahsederim. Hangisinin gücüne kadar fazla falan filan. Burada yağmacı açacağız sadece. O yüzden lafı fazla uzatmıyorum. Memo bu arada ikinci sırada yağmacıda. Her neyse lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Şurada gördüğünüz 1K'lık ve şu kaynaklar tamamen yağmacıdan gelen kaynaklar bu arada. Eğer memo açmadıysa Şöyle hemen hemen açıyorum. Çok fazla videoyu uzatmayacağım çünkü ben de video paylaşacağım. Böyle açtığımızda 8 saatlikten 71 tane, 24 saatlikten 28 tane. Birazcık buradan ekipman malzemesi gelmiş. 500 cevherden ne kadar gelmiş oldu? 5K 10K'ya yakın bir cevher gelmiş. 9500 gelmiş burada. Şöyle güzel bir kaynak gelmiş. 3 saatlikten 178 saat, 178 tane, 3 günlükten 12 tane. Yani bunların hesaplamasını yapar mıyım? Biraz yaparım. Kaç tane hız geldiğini ben videonun sonunda buraya yazarım. Bunu aklımdan hesaplayabilecek bir durumda değilim. Hepsini tek tek hesaplayayım mı? Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Ben hesaplarken daha kolay olsun. Şöyle tekrar da yavaş yavaş göstermiş olalım. Fena cevher gelmedi. 2000'den ne kadar olmuş oluyor? 2000, 4000... Yani 7 ile çarp 1405 5400 oradan yaklaşık 15.000 cevher gelmiş. Yumurta etkinliği yapacaktım ama onun işine yarayacaktır. Yani ekipmanlardan mavilerden çok atıyor. Biraz borlardan da çok azsa iyi olacakmış ama mavilerden bayağı bir fazla attı. Deri ve abonoz ağacı. Ha bir de buradan 2600 cevher gelmiş. 17 18 k ya yakın cevher geldi güzel miktarda da hız geldi. Şöyle bakarsak 12 36 70 gün sadece 24 saatlik ve 3 günlükten hız saydım ben. Diğerleri de bir 50 gün gelmiş olsa ortalama 120 gün hız gelmiştir herhalde. Ya bunun ayrıntılı hesabını yaparız yine. Belki de yapmam bilmiyorum. Bu video şeye bağlı. Uğraşıp uğraşmamaya erince benim bu ona bağlı. 650 yağmacı sandığından bu kadar gelmiş arkadaşlar. Yaklaşık olarak 250K ile 300 eylem puanı arasında bir eylem puanı harcandı diyebiliyorum ben. Bakalım. Memo'da biraz şanssız geldiğini düşünüyorum. 3 günlükler açısından. Yani 650 santa bir 18 tane 20 tane beklerdim ben 3 günlükte. Ama yine de fena değil diyoruz. Ve benim yağmacı sandığını açtım kısımda görüşmek üzere. Evet gözlüğümü taktım. Bir de bir su içeyim. Yani 400 tane sandığı kasmak için bayağı bir uğraştım komple bir günümü yağmacı sandığına ayırdım yani yağmacı kesmeye ayırdım bir de benim öyle çok fazla eylem puanım yok eylem puanları da değerliydi yani bu yağmacı sandığından çıkacak ödüller memonun aksine benim için değerli ee, çok fazla uzatmıyorum 400 tane daha sandığı açıyorum bu şekilde toplamda 1050 tane sandığı bu videoda açmış olacağız arkadaşlar şöyle bakıyorum 8 saatlikten 44 tane geldi 3'e bölsek 12 4 12 günlük hız geldi buradan. Bunu 8'e bölmek lazım. Yani 10 güne yakında buradan geldi 20. 3 tane 3 günlük hız geldi ya. Şu şansa bak ya. Yani böyle bir şey yok abi. Yani ihtiyacı olmayan adama şu oyunda her şey geliyor. İhtiyacı olan adama bu ne ya? Olan yani 250 sandık fark var. Yani 400 tane sandık açtım. 650 idi diğeri yani. 15 gün buradan 9 gün 24 yani 50 güne yakın bir hız geldi. 20 120 günlerde 50 günlerde anasını sattığımın yerinde ya. Ya yani bu kadar da şans olmaz ki abi. Ekipmana basıyorum kritik gelmiyor. Bak bu video içerisinde ekipman da bastım değil mi ben? Evet ekipman da bastım kutsal hakimiyeti. Kritik onda gelmiyor. Ulan bari yağmacıdan en azından bir 7-8 tane 3 günlük hız attı ya. Yani bir yerde 12 tane 3 günlük hız attı. Bir yerde 3 tane 3 günlük hız attı. Yani bu, bu nasıl adalet arkadaş? <laughs> her ne kadar gelmiş? 5K. 6500. 900 daha. 7400. 2000-4000. 8200 12200 12200 Cevher gelmiş ekipman malzemesi falan cart curt saçma sapan itemler birazcık kaynak Vallahi moralim bozuldu ya yani hız bir de şöyle arkadaşlar birliklerde değişme oldu adam akıllı sandık da gelmiyor bir de benim hızım her Kvk çok fazla harcadığım için çok gidiyor yani şu an alanda savaşacağım hızlandırmam yok açıkçası. Şu kadar hızı ben havada karada yerim. Zaten asker falan da basacağız mecburen görevler için. Yani şu hız bana adam akıllı yetmeyecek bu KVK. Şu an kaynağımın üstünde bu kadar az olduğuna bakmayın. Yani bu KVK 5 milyonun hiç kaynakla savaşmayı düşünüyorum. Sandık da gelmiyor birlikte. Yani bu hız gerçekten lazımdı. Şu an aşırı moralim bozuldu ya. Bakalım bugün sandık gelmiş mi? E günde bir iki tane damlası damlıyor. Yani birlik değiştirme yaptılar saçma sapan. Zaten yani baking seviyesinde bir seviyedeyiz. Birlik değişimi yapıldı. Oyuncular paylaştırıldı. Ulan yani buraya biz geçtik ama biz zaten free to play'iz. Yani biz zaten sandık çekmiyoruz. Neyse ya bu konuları geç. Her neyse arkadaşlar bu video böyle oldu. Yine şanssız olduğumuz, muhteşem şanssız olduğumuz günlerden bir tanesindeydik. Pre KVK etkinliği bu şekilde devam ediyor. 3004 şu an için birinci. 2988'de arkamızdan baya bir kovalıyor. Bakalım. Bundan sonraki videolarda ya da canlı yayında büyük ihtimal KVK'ya girdiğimizde çekerim. Orada sizlere kim müttefik kim düşman onları ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Güçlerini kıyaslamasını tablodan falan yaparız. Yani şurada zaten kimlerin müttefik olduğu belli de onu bir size göstereyim. Eğer merak eden olursa. Bunlar müttefiğimiz ama ayrıntılı şekilde ben KVK'ya girdiğimizde zaten bahsedeceğim. O yüzden şimdilik geçiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Moral olsun diye bir like bekliyoruz sizden arkadaşlar. Gerçekten bu yağmacı olayı benim canımı bayağı sıktı.